Değerli dostlar, AVC Plaza'dan hepinize selamlar. Ürün inceleme serisine devam ediyoruz. Sırada sentetik vinç halatlarımız var. Sentetik vinç halatları son günlerin gözdesi. Kullanım kolaylığından bahsediliyor, güvenlik kısmından bahsediliyor. Çelik halatlara nazaran daha kolay kullanıldığını söylüyorlar. Bununla ilgili çokça teknik detaya sahip, çok ciddi bir profesyonel ürün de elimizde olduğu için bizzat büyük patron Adnan Ofluoğlu bizlere anlatacak. Adnan Bey, nedir sentetik halatın mevzusu? Oradan başlayalım isterseniz. Şu anda sentetik halat kullanmaya başladı arkadaşlar. En önemli olay çelik halatla sentetik halat arasındaki fark. Çelik halatlar zamanla, ileriki zamanlara doğru çürüyorlar. Koptukları zaman bir kamçı gibi sakatlanmalara sebep olur. Kol, bacak kopartırlar. Dolayısıyla dünya 7-8 seneden beri sentetik halatlara geçti. Biz de sentetik halatlara geçtik. Ama her sentetik halat kaliteli midir, değil midir? Sentetik halatın arasındaki kaliteleri neler belirler? Önemli olan budur. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben tekstil kökenli olduğum için işin elyaf kısmını biliyorum. Bir sentetik halat örnek bir minik minik iplerden oluşur. Diyelim ki bunun içinde 1 milyon tane ipçik var. İpçikler birbirine örülerek bir halat ortaya gelir. Eğer sentetik halatta kullanacağınız ham madde kaliteli ise bir ipçiği 5000 metre boyunca kesiksiz olarak çekilebilir, makineden çıkar. Ve o 5000 metre boyundaki kesiksiz olan, yani sonsuz elyaf denen ipler birbirine örülerek halat elde edilir. Bir halatın fiyatını ne belli eder? Şunun içinde kullanılan 1 milyon tane ipçiğin, 1 milyon taneyi temsili olarak söylüyorum, 1 milyon tane ipçiğin hepsinin sonsuz elyaftan oluşması, hiç kesiksiz elyaftan oluşması ya da 1 milyon tane ipçiğin 200 bini sonsuz elyaftan oluşup, kesiksiz elyaftan oluşup, 800 bin tanesi de daha parça parça bin bin metre kesilen iplerin, kopan ipçiklerin birbirine vurularak yaptıkları kesik elyaf denen ipten oluşmasından oluşur. Bizim en profesyonel iki modelimiz var galiba. Bu evet. Bahsettiğimiz sonsuz ip sarım teknolojisiyle ürettirdiğimiz Emixon markasıyla gelen sentetik halatlarımız. Bunların detaylarını alabilir miyiz? Marka aslında Emixo bizim markamız olduğu için söylüyoruz. Kurşun geçirmez yeleklerin yapıldığı iptir bu. Kurşun geçirmez yelekler bu ipten yapılır. Bir de açık deniz yatçıları, balıkçıları 5000 metre civarında bir ağ dolattıkları için bu halatları kullanıyorlar. Bu halatımız 9 milim kalınlıkta olmasına rağmen çekeri 11 ton civarında. Oo, ciddi bir 11 rakam. Ton. Bu halatımız 12 milim kalınlığında 18.8 ton. Neredeyse 19 ton kopma ağırlığı var. Çok ciddi bir kapasiteye sahip ama minimum kalınlıkta, işte bu sonsuz ip teknolojisinin getirdiği bir özellik. Evet. Son derece profesyonel, inanılmaz bir ürün. Halatları arkadaşlar kalınlıklarıyla ölçüyorlar. 10 milim halat kaç lira diyor. Ama 10 milim halat, 8 milim halat, 12 milim halat, ama içindeki kullanılan, deminki söylediğim ipçik sayısı çok önemli. Bakın bu 10 milim bir halat. Evet. 7 ton civarında, 6,5-7 ton civarında. Bu 9 milim bir halat 11 ton. Evet. Bunun içindeki kullandığımız, bu da bizim ürünümüz. Bunu da biz getiriyoruz. Bunun içinde kullanılan, deminki dediğim gibi 1 milyon tane ipçikten 200 bin tanesi ya da 150 bin tanesi gerçek ipçik içinde. Gerisi toplama, evet, ipçikler. Bu halatta ise tamamı %100 gerçek ipten yapılan halatlar. Bu da fiyat farkını getiriyor. Aslında fiyat farkı ilk alışta sanki pahalıymış gibi gözüküyor. Bakın şunun ömrü 7-8 ton, 6,5 ton. Bütün halatlar kopar. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Bu halatın içine, şu kalın olan halatın içine çamur girdiği zaman, gerildiği zaman içten içten zımpara gibi kesiyor. Her kullanımda 30 kiloluk ömrü gitse, bakın 18.8 ton. Bizim kullandığımız vinçler zaten 4-5 ton. Evet.
Arabalarımız 2,5-3-4 ton. Her seferinde birazcık içten ipçikler kopuyor. Yalnız bunun kopa kopa bu 6 tona düşene kadar aradan geçiyor 3 sene 4 sene dolayısıyla kopmamış oluyor. Şimdi ben mesela şahsen kullandım. Bu halatı da kullandım. Biz bir hayli yoğun kullanımda bu halatı bir seneye yakın kullandık. Evet. Bir hayli yoğun kullanımı da detaylandıralım. Yani biz her hafta sonu parkura çıkan bir ekiptik. Her parkurda da en az bir kere vinç açmışlığımız var. Ama mesela ikincide bu halatı tercih ettik. Çünkü mevzu aslında ucuz mal alacak kadar zengin değil mi geliyor. Bu Adnan Bey'in ifade ettiği gibi son derece sağlam, kullanım açısından ömrü çok uzun. Çok daha uzun ve çok daha ekonomik. Çok bir daha ekonomik de şöyle düşünmemek lazım. Hep vinç halatını çamurdan kurtulmak için düşünüyorsunuz. Bir uçurumun kenarından da iniyor olabilirsiniz. Bir dere yatağına iniyor olabilirsiniz. Dere yatağından yukarıya çıkıyor olabilirsiniz. 500-600-700 liraya aldığınız bir halat koptuğu zaman, araba oradan aşağı takla attığı zaman, Allah korusun canınıza bir şey gelebilir. O arabanın bir şey gelmedi. Kaporta masrafı, cam masrafı, yani on binlerce liralara çıkıyor. Burada bunu riske atmamak lazım. Sadece çamurdan çıkıyor olarak düşünmemek lazım. Dere yatağına iniyorsunuz, yokuş aşağı iniyorsunuz, bir yarın içinden iniyorsunuz ya da çıkıyorsunuz. Bir vinç halatı koptuğunuz anda direkt takla atarsınız. Evet. Bunları da göz önünde bulundurduğumuz zaman esasında burada bakın hepimiz için üretilmiş en iyi ürün mevcut. Evet. Şu 12 milimetre 18.8 tonu şu anda trial yarışlarında kullanılıyor. Arabalar aşağı yukarı 3 ton, 3,5 ton, 4 ton arabaları 90 dereceye asarak çıkartabiliyoruz neredeyse. Bir halatı ben kendim 2 sene, 3 sene rahatlıkla trial yarışlarında kullanıyorum. Şu halat ince olmasına rağmen çok daha dayanıklı. Bu halatı da satıyoruz. Yalnız bu ekonomik gibi gözüküyor. Kötü bir halat değil. Yani bir alt ligin iyi halatlarından. Yani başlangıç seviyesindeki arkadaşlarımıza mesela önerebiliriz belki ama evet. Biraz daha ekstrem artık offroad'la uğraşıyorsanız doğru ürün bunlar diyoruz. Evet, başlangıç seviyesindeki sadece çamur için düşünen arkadaşlar için bunu önerebiliriz. Ekonomiktir. Fiyatların neredeyse iki katı birbirinin. Fiyatlardan da bahsedelim. Mesela başlangıç seviyesinde offroad yapan arkadaşlarımız için bu halat 30 metresi 730 liraymış. 730 lira bu KDV dahil fiyatımız ister arzu eden AVC Plaza'dan ister arzu eden offroadaksesuar.com'dan satın alabilir. Peki daha böyle hardcore ben offroad yapıyorum, ekstrem koşullarda kullanıyorum, yarışlarda kullanıyorum diyenler için evet. 9 milimetre olan 11 tonluk halatımız. Aslında bu 12 tondur da biz 11 ton diyoruz. 1640 lira. 27 KDV dahil 27 metre. Kalın olan halatımız da 22 metre uzunluğa sahip. 18.8 ton, 12 milim. Bunun da fiyatı 2200 lira civarında. 2200 lira civarındaydı. 2200 lira. 22 metre olmasının sebebi vinç tamburları bu kadar alıyor. 12 milim sarıldığı zaman vinç tamburları fazla. Vinç tamburları. Bu halatlar sert halatlardır. Fazla metraja gerek yok. Vincinizi alabildiği kadar alın yeter. Adnan Bey, bize vakit ayırdınız. Yoğun bir takviminiz var biliyorum. Ama bu teknik işin kısmı çok önemliydi. Sizin ağzınızdan duyduğumuz için çok teşekkür ederiz. Kısa bir anımı anlatmak istiyorum. Lütfen. Yıllar önce Yunanistan'da bir yarışa gitmiştim. Bir dağın yamacından yukarı çıkarken oradaki halatların koptuğunu, çelik halatların ya da sentetik halatların ki o zaman yeni yeniydi. Sentetik halatların koptuğunu ve arabaların oradan aşağıya üçer dörder takla attığını gözümün önünde gördükten sonra en az bir iki yıl kendi kendime araştırdım. Bu işin gerçeği ve doğrusu budur. Türkiye'deki tek ithalatçısı da biziz. Rengine aldanmayın. Benzer renkler olabilir. Doğrusu budur. Bugün 200 bin lira, 300 bin lira, 100 bin liralık arabalarınızla ve çoluğunuzla, çocuğunuzla veya kendinizden offroad'a gidiyorsunuz. Tasarruf ettiğiniz hususlara dikkat edelim. 600-700 lira ve 800 lira farktan tasarruf ediyorsunuz.
başımıza daha büyük dertler açılmasın. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Adnan Bey teknik kısmı bizle paylaştı. O aşağıda bazen çekim yapıyorum. Arkama aldığım kupaların sahibi. Yani burada anlatılan, burada sizi doğruya yönlendirmeye çalışan kişi bu işin elbabı. Yani bu işi ustanızdan, komşunuzdan dinlemeyin. AVC Plaza'ya buyurun gelin. Adnan Bey mümkün mertebe zaten burada. Çalışma arkadaşlarımız da bütün bu performans ürünlerinin teknik bilgilerine sahip. Bütün sorularınızı cevaplayabilecek kapasitede. Buyurun gelin ürünleri bir inceleyin. Biz ürün inceleme videomuza devam edeceğiz. Yorum kısmına yazdığınız konular bizim için önemli. Dikkate alıyoruz. Arzu ettiğiniz ürünleri oradan biz takip edeceğiz ve onları incelemesini yapmaya devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın kanala. Bildirim zili ve beğen butonu çok önemli. Nacizane bu emeğimizin karşılığı olarak da sizden onu istemiş ben olalım. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun lütfen. AVC olarak biz aslında tam ticaret yapan bir firma değiliz. Ben kendim tekstilciyim zaten. Hobimden dolayı bu işe girdim. Hep yapılan yanlışlar, eksikler beni bu işe itti. Şu anda biz işin en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Aslında en doğrusunu bildiğimiz en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Siz zaten doğru hizmete mahrum kaldığınız için gittiniz biz zaten. Aynen, aynen, içine. Aynen. Doğru adres burası değerli dostlar. Gelin tanımıyorsanız da tanışın. Cumartesi günleri çay günümüz devam ediyor. Evet, evet. Sohbete muhabbete gelin. Sadece her şey ticari değil. Burada bir kulüp havası da ben her gelişimde kulüp, seziyorum. Takım, kulüp takım aynen öyle. Değerli dostlar ileriki videolarda görüşmek üzere. AVC Plaza'dan hepinize selamlar saygılar.